aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Aklı olan arif olsun, ciğeri yansın, püryan olsun. Aklı olan arif olsun, ciğeri yansın, püryan olsun. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var feda olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Rüyada görüştür bizi murada eriştir bizi. Rüyada görüştür bizi murada eriştir bizi. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Teşekkür Allah ederim razı hocam. Olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir sahur programında tekrar beraberiz. Fırat kardeşimize tekrar ilahisi için teşekkür ediyoruz. Allah nasip ederse bugün başka bir kardeşimiz konuğumuz olacak. Halit hocamız konuğumuz olacak. Bugün beraber dünkü konumuzdan tekrar bahsetmeye devam edeceğiz. Ramazan ayına olan bakışımız, Rabbimize olan bakışımız, Allah'ın kelamına olan bakışımız, malum Ramazan ayı olduğu için, Kur'an ayı olduğu için hep beraber Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ı tanımaya, Rabbimizi tanımaya çalışacağız. Geçen sohbetimizde belirtmiştik zaten, Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Allah'ın rahmet ettiği bir aydır. Allah Ramazan ayında rahmetini indirir buyurdu Resulullah Efendimiz. Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesi vardır. Kadir gecesi Allah buyurdu ayet-i kerimede, bin aydan daha hayırlıdır. Allah'ın Ramazan ayı için olan rahmetini buradan anlıyoruz. Bunun sebebi nedir? Resulullah Efendimiz gene buyurdu. Bunun sebebi Kur'an'ın bu ayda indirilmesidir buyurdu. Bu rahmet ayında Allah'ın izniyle hep beraber Ramazan'ın hakkını vermeye çalışacağız. Ramazan ayından sonra da hayatımızı Ramazan gibi geçirmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Karat hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Allah'a hamdolsun. Siz nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geçen sohbetimizde Fırat abimizle beraberdik. Allah'a bakış meselesini konuşmuştuk. Nasıl bakmamız gerekiyor? Allah'a ya Rabbi ben seni seviyorum demek gerekir demiştik. İnsanın bunu söylemesi gerekir demiştik. O da kendisiyle ilgili işte hocamızın yanına geldiğinde senden tek bir şey yapmanı istiyorum.
O da ya Rabbi ben seni seviyorum. Günde bir sefer bunu söyle demişti. Zaten hayatında olan etkisini söyledi. Hayatını nasıl değiştirdiğini söyledi. Sizce yani bu sözü kullanmak, ya Rabbi ben seni seviyorum demek, insan üzerinde nasıl bir etki yaratır? Kendiniz üzerinden yani anlatırsanız. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle Allah'a hamdolsun. Bizi böyle bir zatla beraber ettiği için, bize böyle ikramlarda ve ihsanlarda bulunduğu için Allah'a hamdolsun. Ben seni seviyorum demek, Allah'a gerçekten ben seni seviyorum demek, bana göre diriliştir. İnsanın varlığını tatmasıdır. Biz de tabii daha önce gerçekten sevgiyle alakalı, Allah'a gerçekten seni seviyorum, bu sevgi, muhabbeti, bunun bizden uzak olduğunu zannediyorduk. Hatta böyle bir şeyin doğru olmadığını zannediyorduk. Ondan dolayı ibadetlerimizi de yaparken, Allah'a kulluğumuzu yaparken de bu tür şeyler hiç aklımıza gelmiyordu. Efendimizle tanıştığımızda bize anlattı Allah'ın insanın yaratmasının gayesi ona abd olmasıdır zaten. Abd demek onu sevmek, onu istemek, onun peşinden iradesizce, aşkla, muhabbetle isteyerek koşmaktır dedi. Onunla beraber olduğumuz gibi Allah zaten bunu da zaten ilk bana kendisi buyurdu. Siz ne istiyorsunuz? Beni yaratan Rabbimi tanımak istiyorum. Ben yaratan bir Rabbim var. Onu bilmek istiyorum. Ona yakın olmak istiyorum. Çünkü ben bunun acısını çok yaşadım. Mesela biz böyle Allah'a yakınlığı, Allah'la sohbeti, samimiyeti filmlerden görüyorduk. Allah dostlarından. Böyle bir şeyin bizim için olmayacağını düşünüyorduk. Böyle bir şey bizim için olamaz. Öyle bir anlayıştaydım ben mesela. Onların Allah'a olan o yakınlığı bazen öyle filmleri seyrederken gerçekten içimiz yanıyordu. Ama böyle bir şey bizim için olacak bir şey değildi. Şu andaki insanlar biliyordu. Da zaten öyle düşünüyor. Evet, biz öyle düşünüyorduk. Ondan sonra Efendimizle tanışınca bu tanışmadan sonra Allah ikramını yaptı ve bunu tattık, yaşadık, hissettik. Mesela şimdi insan bir şeyi sevince gönlün işi, fiili muhabbettir. Neyi seversek, neyle yakınlığımız varsa onu içimizde hissediyoruz. Ama Allah'la bunu daha önce hiç hissetmiyorduk. Allah'ı seviyorum ama gönlümde hiçbir şey yoktu. Bunu hissetmiyordum, tatmıyordum. Efendimizle beraber olduktan sonra bunu gerçekten Allah ikram etti, hissettik. Gönlümüz kıpırdadı. Duygular oluştu. Allah bizde dert oldu. Dönüp kendimize baktığımızda evet, Allah'a karşı hislerimiz var, seviyoruz. O yönümüzü bile bilmiyorduk. Gerçekten o yönümüzü bile bilmiyorduk. Ama Allah ikramını yapınca, Efendimizle nimetini ihsan edince, ben seni seviyorum dediğimde ben varlığımı tattım. Ve Allah'a beni yarattığı için, sırf yarattığı için bu sefer gönülden, onun yaratmasından hoşnut olup, razı olup Allah'a hamd ettim. Varlığım için. Ama daha önce varlığım için böyle düşünmüyordum. Hatta varlığım böyle bana tat vermiyordu. Bazen zaman zaman kendi kendime sorguluyordum. Yani olmasaydım geleceğim, yanlış yapsam gideceğim cehenneme, güzel yapsam cennette. Baktığımda güzellik de bulamıyordum.
hem dünyada sıkıntıların içindeyim. Evet. Hem de gittiğimde de halim hiç iyi değil. Onun için hiç memnun değildim. Mesela kimisi söylüyor, Rabbim beni yaratmasaydı diyor. Niye evet, yaratmış kesinlikle diyor. Kesinlikle yani. Allah evet. Şahittir. Mesela ağzımızdan çıkan her kelimeyi kulağımız duyuyor. Evet. Allah şahittir. Biz öyle düşünüyorduk ve öyle bir anlayışımız, öyle bir zihniyetimiz de vardı. Bunu inkar etmiyoruz. Tabii ki genel olarak kardeşlerimizin de, ümmetin de şimdi bu sorunun olduğunu biliyoruz. Ama ne zaman işte ben seni seviyorum demeye çalıştığımızda zaten bunu da Efendimiz bize söyletti. Ha bunu sadece kelime olarak ben seni seviyorum de kelimesini tek söylemedi. Ben seni seviyorum kelimesini söylerken gönlündeki sevgiyle, o duyguyla, o imanla onu gönlümüze verdi. Ve bunu gördük, yaşadık. Onun için ondan sonra bunu hissedince, bunu tadınca kendi kendime, hem kendim için ve bütün insanlar için en büyük azap, en büyük sorun, en büyük sıkıntı insanın kendisini sevip yaratan Rabbinden mahrum etmesidir. Onun için öyle bir duamız var. Ya Rabbi sen hiçbir insanı, hiçbir mahlukatına sensizliğini yaşatma. Amin. Sensizliğini yaşatma. Çünkü bu gerçekten zor bir şeydir. Bu acı bir şeydir. Allah'ı sevmeden, onun huzurunda durup, onu görüyormuş gibi, bunu tatmadan, bunu hissedip yaşamadan insanın öbür tarafa gitmesi insanın en büyük kaybıdır. Evet. Ben seni seviyorum demek Allah'a farklı bir şeydir. Bambaşka bir şeydir. Her şeyin bir tadı vardır. Evet. Her şeyin bir lezzeti vardır, bir hazı vardır. Bir de Allah'ın da bir hazı vardır. Evet. Allah'ın huzurunda durup ben seni seviyorum demek bu diğer bildiğimiz hazlardan bambaşkadır. Onlar sadece denizden, deryadan damla gibi onu anlamak içindir belki. Onun için Allah'a hamd ediyoruz. Ben bunu sadece bu kelimeyle söyleyeyim. Allah'a seni seviyorum demek varlığını, insan oluşunu tatmaktır. Evet, çok güzel söylediniz. Bu geçen Ramazan ayındayız malum. Geçen sohbetimizde söyledik. İnsanın sadece aç kalması, oruç tutması manasına gelmiyor. Ne dedik? İnsanın gözüne oruç tutturması gerekiyor. Kulaklarına, ağzına, diline, gönlüne, bütün uzuvlarına, bütün azalarına oruç tutturması gerekiyor. Yani şimdi kardeşlerimizden soranlar olmuş yani. Bu orucu biz nasıl tutacağız diye soruyorlar. Çünkü kısaca değinmek gerekirse kardeşlerimize, bizim tuttuğumuz yani aç kaldığımız orucun bir bölümüdür. Bütün bölümü değildir. Bir bölümüdür. Evet. Gücümüz yetiyorsa, bunu tutabiliyorsa Rabbimiz emretti, bunu tutacağız. Bunun dışında sadece bunu tutmakla kalmayacağız yalnız. Evet. Gözümüzle oruç tutacağız. Nasıl? Zaten programımızın ilk başında da söyledik zaten. Sahur programımızın en başında. Bakıştan bahsettik. Rabbimize bakıştan, gerçek ve kamil manada bakmaktan. Nasıl bakacak? Gözümüzle bakacağız. Sonra neyle bakacağız? Sonra gönlümüzle bakacağız. Bu bakışımızla bakmamız yeterli mi? Yok. Duyacağız. Duyduğumuzu ondan sonra ikrar edeceğiz. Dilimizle tabii, söyleyeceğiz. Tabii, aynen. Bunlar nasıl olur demiş. Bunun sadece olabilmesi için Allah'ın kelamıyla olur, öyle değil mi? Evet, Allah'ın kelamıyla. Allah'ın kelamına bakacağız, Allah'ın kelamını öğreneceğiz. Allah'ın, Rabbim bana ne diyor diyeceğiz yani basitçe. Allah bize bir kitap göndermiş. Sadece Arapça olarak yüzünden okursak yeterli midir? Kimse Arapça bilmiyor değil mi? Evet. Ülkemizde birçok Arapça bilmeyen insan var. Anlamıyor. Anlamadığın bir şeyi okuman sana ne kadar fayda verecek? Sevap kazanmak için mesela Ramazan ayında ne yapılıyor? Hatim yapılıyor değil mi? Tabii. Yapılsın, ona bir şey demiyoruz tabii, yani. Lakin Kur'an ayı olması münasebetiyle sadece Arapça okuyarak Kur'an anlaşılamıyor. Ne yapması gerekiyor kişinin? Kur'an'ı anlayabilmesi için en azından
Türkçe mealini okuması gerekiyor. Evet. Bu ayda en azından, yani diğer başka günlerde, başka aylarda okuyamıyor olabilirsin. Tabii. Bu ayda bunu yapman gerekiyor yalnız. Rabbim bana ne söylüyor? Benden ne istiyor yani? Bir okul okumak için bir sürü kitap okuyoruz, öyle değil mi? Tabii, sırf tabii, mezun tabii. olalım, bir yere yerleşelim. İşte hayatımızı biraz da olsa rahatlık içinde yaşayalım. Dünya kaygısı yaşamadan yani. Ama iş ebedi hayata gelince ne diyoruz? İşte ben öğrenmişim, iki tane dua öğreniyoruz mesela. Ya da iki tane ayet öğreniyoruz. Bana yeterdir diyoruz. Ya da sadece namazda öğrendiğimiz, yani okuduğumuz duaları öğreniyoruz. Bu bize yeterlidir diyoruz. Ama manasını bile bazen bilmiyoruz. Evet. Rabbimiz eğer bize kelamında indirdiği şeyi biz bilmiyorsak, biz Rabbimize ne söylüyoruz namazda? Evet. Biz Kur'an'ı okurken Rabbimiz bize ne emretmiş, bizden ne istiyor? Eğer biz onu bilmiyorsak ona nasıl abdolacağız? Öyle değil mi? Mümkün değil. Bu yüzden bu ayda gözümüzle Kur'an'ı okumamız gerekiyor. Kulağımızla dinlememiz gerekiyor. Dilimizle tekrarlamamız gerekiyor. Tabii, tabii. Ki gönlümüze insin bu. Böyle kombine bir şekilde oruç tutturmak gerekiyor yani. Doğru. Bu yüzden Allah'ın kelamıyla bunu yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Bu nedir? Bu giriş kısmıdır daha, öyle değil mi? Evet. Böyle bir giriş yaptık. Ramazan ayına bunu yaydık. Bu sefer ne yapacağız? Rabbim bana bu ayeti indirdi. Ben bu ayeti okuyorum. Yalnız Rabbim benden ne istiyor? Evet. Mesela namaz kıl dedi ayetinde, öyle değil mi? Tabii. Neden namaz kıl dedi? Ben namazı niçin kılıyorum? Evet. Haşa Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı yok, öyle değil mi? Doğrudur. Ben oruç tutuyorum. Malum yaz aylarındayız. Yaklaşık olarak 17-18 saat, bazı yerlerde 20 saat oruç tutuluyor, aç kalınıyor yani. Doğrudur. Allah'ın bizim aç kalmamıza ihtiyacı yok, öyle değil yok, mi? Yok, biz tabii. niye aç kalıyoruz acaba? Hepsinin Allah niye bunu bizim hikmeti olmalı. Değil mi? Hepsinin evet. bir hikmeti olmalı Doğru. yani. Aynen öyledir. Hepsinin bir hikmeti olmalı. Siz, mesela ben kendimce, anladığımca evet. söyleyeyim. Her kulun Allah'la özel bir hali, Allah'a yakınlığı, Allah'a karşı marifeti vardır. Her müminin olmalıdır da. Evet. Ramazan ayı sizin buyurduğunuz gibi Kur'an ayıdır. Evet. Allah zaten ayet-i kerimede buyuruyor. Evet. Biz Kur'an'ı bu ayda indirdik. Bunun için o hidayete şükretmeniz içindir. Evet. Allah'ın ayetlerine, kitabına şükür içindir. Hidayettir. Allah'ın kelamı kullar için yeryüzündeki olmazsa olmaz olan şeylerden evet. en başına gelir. Evet. Bir de Ramazan başı rahmet olan, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan aydır. Evet. Buyurduğunuz gibi Ramazan'a girdiğimizde önce kendi açımdan söylüyorum, düşünüyorum bu ayda, bu Ramazan ayı. Bu Ramazan ayının Allah indindeki değeri nedir? Allah bu Ramazan ayını neden bize ihsan etmiş, neden ikram etmiş? Allah'ın buradaki muradı nedir? Ve ben bu Ramazan ayında, ben bu Ramazan'ı nasıl anlamalıyım? Ne yapmalıyım? Neden, niçin? Ve bunun sonucunda benim kazanacağım şey nedir? Evet. Bilmeden olmaz çünkü. Öyle. Onun için niyet de, hepsi de öyle. Ramazan ayına, Ramazan ayından istifade edebilmemiz için biz öyle bakıyoruz. Efendimiz'den öyle öğrendik. Peygamberimiz'den öyle öğrendik. Hatta bir gün Efendimiz buyurmuştu. Biz bütün yıl evet. sadece Ramazan'a hazırlanıyoruz. Evet. Biz bütün bir yılı hı hı. o Ramazan ayına göre ona hazırlık yapıyoruz. Evet. Çünkü 11 ayın sultanı diyoruz. Evet. Ramazan ayı Allah'ın rahmetinin akın olduğu ay. Allah'a mağfiretinin sonsuz olduğu, ikramının, lütfunun. Onun için Ramazan ayı Allah'ı bilenler için, Allah'ı tanıyanlar için o bambaşka bir aydır. Ve bu bütün insanlığın Allah'ın hepimize ikramidir ve ihsanidir. Ramazan ayı buyurduğunuz gibi sadece yeme içme değildir. Ramazan ayı Allah'a yakınlaşmak için, Allah'ın ayetleriyle tanışmak için, evet. Allah'ın ayetleriyle tanışma ayıdır. Evet, tanışmak lazım. Evet, tanışma ayıdır, tanışmak lazım. Eğer biz gerçekten
Allah Rahmandır, Rahim'dir, Allah Kerim'dir. Ramazan ayından önce Allah bizi zaten ona hazırlıyor 3 aylarda. Mesela ilk önce Ragaib Kandili geldi. Ragaib Kandili Allah'a rağbettir. Allah bunu ihsan etti. Evet. Sadece o bu gecedir diye değildir. Ragaib gecesinde Allah bütün kullarına ikram etme, lütfetme, hepsinin istifade etme için özel olarak indirdiği gecedir. Ondan sonra Allah'a rağbet ettik. Ondan sonra Miraç gecesi evet. geldi. Biz Allah'a rağbet edersek Allah bizi huzuruna alır. Miraç olur. Ondan sonra Berat geldi. Nefsimizden, kötü yönlerimizden kurtulmamız için. Evet. Hemen arkasında da Ramazan ayı geliyor. Kur'an ayı geliyor. Onun sonunda da Kadir gecesi var. Hı hı. Kıymet ve değer veren. Bunların hepsinin içi doludur. Hepsinin içi doludur. Eğer biz gerçekten anlarsak ve Allah'ın istediği gibi yapmaya çalışırsak biz bu nimetleri alırız. Kur'an ayı olduğu için önce rağabet ediyoruz. Allah bunu ikram ediyor. Sonra huzuruna alıyor, miracı ikram ediyor. Sonra berat ediyor. Onunla aramıza perde olan her şeyden kurtarıyor. Ondan sonra Kadir gecesi kıymet ve değer veriyor. Biz kıymeti ve değeri Allah ile alırız, Allah'ın ayetleriyle alırız. Evet. Onun için bu ayı bence önce çok güzel anlamak gerekir. Evet. Bu ayı anlarsak, ondan sonra yeme, içme, hepsinin perde arkası vardır. Evet. Nasıl buyurdunuz gözümüzle, mesela midemizle, hı hı. mide yemek yemek helaldir aslında. Evet. Ama Allah yemeyin dedi. Evet. Evet. Eğer helal olanı yeme diyorsa artık bizim oradan anlamamız gereken Allah'ın men ettikleri ne kadar önemlidir. Evet. Bakış, yanlış bakıştan Allah'ın sevmediği, evet. Allah'a yakınlaştırmayan bakıştan gözümüzü sakınacağız. Evet. Ki gözümüzde de oruç tutturmuş olalım. Evet. Yanlış düşünceden uzak duracağız ki evet. Düşünce itibariyle Allah o aklımız, doğru düşünceyi bize ikram etsin. İkram etsin, ihsan evet. etsin. Ondan sonra günümüze de benim en çok istediğim ve yapmaya çalıştığım gerçekten yemek yememe, içmeme kolaydır. Değil mi? Evet, çok kolaydır. Evet. Hepsi böyle olsaydı çok rahattı. Güzel olur. Evet, tabii. Evet. Yememe, içmeme orucun en kolay tarafıdır. Evet. En kolay tarafı, en sıkıntısız tarafıdır. Hı hı. Mesela günümüze oruç tutturmak. Evet. Ama biz daha önce Efendimizle beraber olmadan günümüze, gözümüze, elimize, ayağımıza, düşüncemize oruç tutturmanın ne olduğunu bilmiyorduk. Evet. Gerçekten orucu sadece yemeyle, içmeyle biliyorduk. Evet. Ve onu yapmaya çalışıyorduk. Hatta ondan sonra oruçluyken de Allah'ın mesela men ettiklerinden, evet. mesela gıybet. Evet, en çok yapılan vesile evet. oluyor. Dedikodu. Evet. Ben gerçekten bunu günah olarak da bilmiyorduk. Evet. Yani orucumuzu yemiyorduk, içmiyorduk. Ondan sonra gıybet de yapıyorduk. Dedikodu da yapıyoruz. Evet. Yani bilmiyordum ki eğer ben dedikodu yaparsam, gıybet yaparsam benim mide orucum nasıl önemliyse o dil orucu da o kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Yani aslında oruç tuttuğumuzu zannediyorduk. Evet. Ama aslında oruç tutmuyorduk. Tabii. Tutmuyorduk evet. ve bunu da zaten o hazi, o tadı almıyorduk. Zaten tutmuş olsaydık Ramazan'dan sonra da bize bir değişiklik olurdu. Öyle kesinlikle değil mi? Kesinlikle değişiklik olurdu. Yani çünkü Ramazan ayı geliyor, bakıyorsunuz yani bütün çevrenize bakıyorsun. Herkes biraz Allah'a yönelmiş bir haldedir aslında. Evet. Ama Ramazan bittikten sonra sanki hiç Ramazan gelmemiş gibi. Hiç doğru. bu şehre uğramamış gibi doğru. bir hal oluyor. O zaman Ramazan'ın gelmesinin esprisi nerede kaldı? Ramazan doğru. niye geldi? Bize şeref veriyor, öyle değil mi? Aynen öyle. En hayırlı aydır ve en hayırlı günü içinde barındırıyor. Allah mağfiret etmek için tabiri caizse yani bahane arıyor bu ayda. Rahmetini dediğiniz gibi oluk oluk yağdırıyor. Ama Ramazan'a geçtikten sonra
Bakıyorsun bir şey değişmemiş. O zaman biz rahmete uğramamışız. Evet. O zaman Ramazan'ın gereğini yerine getirmemişiz. Gereğini yerine getirmemişiz ve onu anlamamışız da. Evet. Mesela Allah Ramazan'ı her yıl 10 gün 10 gün geriye getiriyor. Evet. Bunun da bir hikmetini Efendimiz buyurmuştu. Evet. 10 gün 10 gün geri geliyorsa Allah'ın oradaki hikmeti her aya, her güne böyle yani, dağıtıyor her ki, mevsime, evet, her aya, her güne yaymış sen oluyor. Sen de Ramazan'ı bütün ömrüne yay. Evet. Hikmetlerinden biri budur dedi bu. Aynen. Geri gelmesi. Onun için bunu anlamadığımız için, daha doğrusu bilmediğimiz için öyle yapamıyordu. Evet. Bilmediğimiz için, anlamadığımız için öyle yapmıyordu. Hı hı. Onun için bilmek, anlamak çok çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Mesela hepimiz Ramazan'a girdiğimizi Allah ikram etmiştir. Girdik. Hı. Ramazan'ı doğru anlasak, orucu doğru anlasak. Mesela Allah yeme içme diyor. Neden? Niçin? Evet. Yeme, sebep içme, ne yani? Evet, sebep ne? Allah'ın benden istediği şey ne? Ya da Allah bu yememe içmemeyle bana neyi ikram etmeyi murad etmiştir? Evet. Şükür için, çünkü ayet ele, evet, buyuruyor ya. Şükür için. Ramazan ayına Kur'an'ı indirdiği için buna şükür için oruç tut dedi. Evet. Şükür, evet, için oruç tutturuyor. Şükür için aç kal diyor yani. Evet. Evet. Bir de şükür için, evet, yeme içme ve diğer bütün azalarımızın da. Daha önce ben mesela bunun acısını, sıkıntısını yaşadığımız için biz şimdi onun için bunu söylüyorum. Her azamıza oruç tutturmaya çalışalım. Her azamıza ki mesela yemedik, içmedik, oruç sadece bu değildir. Hı hı. Bunu mesela ben kendi üzerimde nasıl anladım? Ben daha önce de oruç tutuyordum. Evet. Ben daha önce de oruç tutuyordum. Ben mesela imam olan bir aileden olduğum için mesela biz orucumuzu evet, çoktan tutuyoruz. Evet. Ama oruçluyken de mesela bir haz alamıyorduk, bir tad alamıyorduk, hatta sıkılıyorduk, evet, daralıyorduk ve günleri sayıyorduk bitsin diye. İnsan diyor ya, bir an önce ezan okunsun tabii, da tabii, yemeğimi yiyeyim. Gerçekten yani, öyle. Öyle düşünüyorduk. Aynen, doğrudur, öyle düşünüyorduk. Evet. Bununla meşgulduk. Neden? Eğer Allah seriül hesaptır. Eğer bir şeyi kazansak onun mükafatını, onun muhabbetini, tadını üzerimizde o anda hissederiz. Evet. Ama orucu böyle anlamadığımız için, bilmediğimiz için bunu yaşamıyorduk, hissetmiyorduk ve tatmıyorduk. Ama şimdi Efendimizle beraber olduktan sonra işin sırrını, hikmetini, Allah'ın muradını, orucu anladığımız zaman mesela şimdiki oruçlarımız bambaşka oluyor. Evet. Farklı oluyor. Seviniyoruz. Evet. Allah'ın benim en çok sevdiğim. Ramazan hatta bittiğinde üzülüyoruz. Evet. Keşke bitmeseydi. En değil çok mi? Sevindiğim, aynen öyledir. En çok sevindiğim şimdi Allah'ın sevdiği bir şeyi yapıyorum. Evet. Allah'ın razı olduğu bir şeyi yapıyorum. Ve niçin? Allah için. Evet. Çünkü nefis yeme, içmeyi ister. Evet. Yanlış tarafı, Allah'ın men ettiği şeyleri yapmayı ister. Ama bir bütün olarak orucu ele aldığımızda, gönlümüze tutturmaya çalıştığımızda, gözümüze, dilimize, kulağımıza, düşüncemize, bu sefer o yememe, içmeme bambaşka bir tat veriyor, bambaşka bir haz veriyor. O da haza dönüşüyor, evet, muhabbete dönüşüyor. Hı hı. Onun için sizin başta buyurduğunuz gibi eğer gerçekten Kur'an'ı anlama, bilme, hı hı, yaşama ayıdır. Eğer bunu böyle anlamasaydık, bu şekilde bize yeterli olsa, mesela böyle okuyoruz, görüyoruz. Allah'a hamdolsun bütün kardeşlerimiz, bizler camilerimizde, hı hı, Kur'an okunuyor günde bir, evet, cüzü. Herkes orucunu tutmaya çalışıyor. Hı hı. Eğer bu yetseydi, hı hı, bu Allah'ın oruçtan murad ettiği bu olsaydı ve oruç bu olsaydı, Kur'an da bu olsaydı, bizim bu halimiz nedir? Evet. Gerçekten bir de kendi kendimize soralım. Oysa ki mesela peygamberlere de, peygamberimize de, sahabemize de inan, kitap Kur'an-ı Kerim'di. Onlara, evet, da Ramazan gelmişti. Evet. Onlar da orucu yaşıyordular. Bir onların ahlakına, haline bakalım. Bir de kendimize bakalım. Hem kendimize hem de insanlığın durumuna bakalım. Hı. Mesela asr-ı saadet diyoruz.
asr-ı saadeti, Kur'an asr-ı saadeti yaptı. Ama Allah'ın murad ettiği gibi anladılar, okudular, evet. imana, ahlaka dönüştürdüler ki öyle oldu. Mesela eğer biz eksik yapmasaydık, bizim halimiz bu olur muydu? Tabii ki bu biz olmaz. De onlara benzemez miydik? Aynen. Gökteki yıldızlar mesafesinde. Evet. Gökteki yıldızlar mesafesinde. Benim mesela kendi düşüncemdir. Yanılabilirim de. Biz ne yaparsak yapalım ibadet. Allah'a yaklaşmak için. Hı hı. Onu önce bilelim. Bilerek şuurlu bir şekilde yapalım. Yani önce doğru bakalım. Tabii. Doğru anlayalım. Tabii tabii. Ne yaptığımızı bilelim. Bilmeden evet. bir şey yapmayalım yani. Eğer kulluk Allah'a yapılıyorsa, evet. ibadetler Allah'a arz olunuyorsa, onları kabul edecek olan Allah ise, onların karşılığını verecek olan Allah ise, Allah'ın murad ettiği gibi, Allah'ın istediği gibi, Allah'ın peygamberlerine, dostlarına uygulattığı gibi, biz de aynı şekilde öyle anlasak, öyle bilsek ve öyle uygulasak, o zaman yani Allah'ın istediği gibi olmalı. Eğer ibadet Allah'a sunuluyorsa Allah'ın istediği gibi olmalı değil mi? Tabii. Allah için yapılan her şey önce Allah'ın istediği gibi olmalı ki Allah onu kabul etsin. Siz çayınızı için isterseniz yavaş yavaş şeye doğru yaklaşıyoruz, imsak vaktine doğru. Zaten bir kul dediğiniz gibi böyle bir bakışa sahip olursa, böyle bir anlayışa, böyle bir zihniyete sahip olursa baktığını doğru görür, doğru analiz eder. Körü körüne hiçbir şeyi kabul etmez. Evet. Önce dediğiniz gibi anlamaya çalışır. Allah beni yarattı, bana bir kitap verdi, bana bir peygamber gönderdi. Benim nasıl yapmam lazım? Yani işi öğrenmem lazım. Kimden? Allah'ın kelamından öğrenmem lazım. Allah'ın Resulünden öğrenmem lazım. Doğrusu onların bildiğidir. Bizim bildiğimiz değildir. Evet. Doğrusunu Allah'ın kelamından, Resul Efendimiz'in sünnetinden öğreneceğiz doğal olarak. Tabii, kesinlikle. Aynı şekilde dediğiniz gibi biz daha önceden de bunları biliyorduk. Daha önceden de yapıyorduk. Ama biz bundan bir tad almıyorduk. İşte işin o noktası var. Yaptığın ibadetten tad alıyor musun, almıyor musun? Yani tad derken bu bir meşrubat değil yani. Öyle bir taddan bahsetmiyoruz. Evet. Manevi bir tat, bir muhabbet, imani bir muhabbet. Evet. Gönlünden Allah'a yaklaştığını hissettiğim bir muhabbet. Bunu eskiden de yapıyorduk, almıyorduk. Ama siz dediniz ya, hocamızla tanıştık, bize anlattı. Bize öğretti daha doğrusu. Evet. Biz onun söylediğini yapınca biz bunu tatmaya başladık. Evet. Biz bu kesinlikle, lezzeti almaya başladık. Kesinlikle. Evet. Bu lezzeti alınca biz bunun farkına vardık. İşte aslında normalde biz anlatıyoruz bazen. Hani ustayla çırak meselesini Hı-hı. anlatıyoruz. İşte bir ustaya ihtiyaç var diyoruz. Yani insanlar zannediyor ki bir mürşidi kamil bir alimdir. Biz alimden bahsetmiyoruz. Evet. Alim aslında alimdir. Alimin öz manasıyla kısaca açıklamak gerekirse alim Allah'ı bilendir. Öyle değil mi? Kesinlikle. Alim Allah'ın ismidir. İsmidir. Evet. Allah'la alim olandır. Allah'ın ilmi öğrettiği kişidir. Ama bizim alim dediğimiz insan kimdir? Kitap okumuş, okul okumuş, bilgi sahibi kişidir. Bilgi sahibi olmak başka bir şeydir. Alim olmak başka bir şeydir. Evet. İlmi tahsil etmek başka bir şeydir. İşte biz genelde bu alim statüsüne bütün işte kitap okuyanları, yani doğru ya da yanlış fark etmiyor yani. Ya da okul okuyanları öyle söyleyeyim. Biz bu hepsini aynı sınıfa koyuyoruz. Bunlar alimdir diyoruz. Ama birçok alim de tanıyoruz. Öyle değil mi bunların alim evet, dediği evet, insanları? Evet. Söylediği şeye bakıyorsun. Allah'ın ayetine terstir. Resul Efendimiz'in sünnetine terstir söylediği şey. Doğru. O nasıl alim oluyor? Allah'ı bilmiyor, alim olmuyor. İşte mürşidi kamili bunların ayırdığı bu alim ismi, alim sıfatından ayıran şey sadece bunu sana diliyle söylemiyor. Yok. Bunu sana veriyor. Bunu sana yaşatıyor. Onun için başta dedim ya, seni seviyorum kelimesini zaten sadece onu öyle söylemedi. Evet. O duygularıyla, o olduğu gibi Mürşid-i Kamil'in evet. sözleri de diridir.
Evet. O sevgi dolusu, o sevgiyle diri olan o duygularla verdi günümüze. Evet. Ama mesela daha önce kendimi biliyordum. Daha önce bende öyle bir şey yoktu. Değil mi? Tabii. Bende öyle bir şey yoktu ama onunla beraber onun sözüyle yapınca birden yakınlığı hissettik. Evet. Tattık. Evet. Ondan sonra dönüp kendime mesela kendi kendime baktım. Ben şu ana kadar kendime büyük bir zulüm ediyordum. Evet. Büyük bir zulüm ediyordum kendime gerçekten. Hı hı. Ama mesela işin ben de bilmiyordum. Öyle olduğunu zannediyordum. Evet. Yaşayınca, adım atınca, Allah tadınca onun için anladık ve bunu gerçekten söylüyorum. Mesela insanlar mürşidi kamili birazcık bilseler, evet, bütün insanlar mürşidi kamillere gerçekten gönülden teşekkür ederler. Allah evet, dostları. Çünkü onların insanlara olan bakışı, sevgisi, onlar için yanmaları bambaşka bir şeydir. Evet. Ve bunu bilen mesela gerçekten her insan evet, teşekkür eder, evet, hayran olur, hı-hı, ve beraber de yürür. Evet. Bilmiyoruz. Hı-hı. Bu sizin anlattığınız Mürşid-i Kamil, bu gerçek profiliyle alakalı. Kısmet olursa imsak vakti yaklaşıyor. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra bir dua isteyeceğiz sizden. İnşallah. Ondan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bakışın, yani Mürşid-i Kamil'e olan bu bakışın nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz. İnşallah. İnşallah kısa bir reklam arası. Ondan sonra tekrar beraberiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyidina evveline vel ahirin. Ve ila cemil emliyai vel mürselin. Ve ila cemil evliyai velhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İlahım, ilahlığına, maliklığına, ekremlığına, senin sevdiğin ve razı olduğun kullarının hamdiyle hamdolsun. Senin sevdiğin, razı olduğun kulların hamdiyle hamdolsun. Bütün melaikenin hamdiyle ilahlığına hamdolsun. Sen tek ilahsın. Sen tek mabutsun. Sevilmeye, tapılmaya, hayran ve kurban olmaya layık tek olan ilah sensin. Sen maliksin, bizim malikimizsin, bizim sahibimizsin, bütün mahlukatın sahibisin, malikliğine hamdolsun. Sen ekremsin, yaratmayla, varlık vermeyle, ihsanda ikramda bulunmayla, sen tek olan ekremsin, senin hamdınla sana hamdolsun. Ey sevgili ilahımız, zatının hürmetine, Resulünün hürmetine, İlahlığına yakışmayan, malikliğine yakışmayan, ekremliğine yakışmayan her halimiz, her tavrımız, her amelimiz, her bakışımız için bizi af ve mağfiret et. Sen afusun ya Rabbi, sen gafursun ya Rabbi, mağfiret etmeyi seversin ya Rabbi. Bu mübarek gecelerin hürmetine bizi mağfiret et. Bu mübarek gecelerin hürmetine bizi mağfiret et. Biz aciz ve günahkar kullarına merhamet et ya Rabbi. Bizler senin rahmetine muhtacız. Bizler senin mağfiretine muhtacız. Bizler senin affına muhtacız ya Rabbi. Bizleri aff ve mağfiret et. Çünkü sen bizim tek ilahımızsın. Sen bizim tek malikimizsin.
Sen bize ikramda, ihsanda bulunacak tek ekrem olan Allah'ımızsın. Onun için ya Rabbi, sana dileniyoruz ya Rabbi. Senden arz ediyoruz ya Rabbi. Güzelliğinden ya Rabbi, vahaplığından ya Rabbi, lütfundan, ihsanından ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Senin isimlerine nasıl iman etmemizi istiyorsan, isimlerine nasıl hiçbir şey şirk koşmamamızı istiyorsan, öyle eyle ya Rabbi, öyle eyle ya Rabbi. Resulünün isimlerine iman ettiği gibi, ilahlığına iman ettiği gibi sana abdolanlardan eyle. Malikliğine teslim olduğu gibi teslim olanlardan eyle. Kendini hiçbir şeye ait görmeyenlerden, hiçbir şeye kendini ait ve sahiplenmeyenlerden eyle ya Rabbi. Ekrem olan sensin ya Rabbi. Varlığını seninle bilenlerden eyle ya Rabbi. Her nimetini kereminden bilenlerden eyle ya Rabbi. Çünkü gerçek ekrem sensin. Her şeyi ikram eden sensin. Varlığı da ikram eden sensin. İnsan yapan sensin. Kul yapan, abd yapan sensin ya Rabbi. Onun için sen tapılmaya layıksın. Sen istenilmeye layıksın. Sen kendisini ona ait görülmeye layıksın ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ya Ekremül Ekremin. Senin güzel isimlerinle isimlenenlerden eyle. Senin güzel isimlerinle ya Rabbi, malikliğinle ya Rabbi, kendine hükmedenlerden eyle ya Rabbi. Malikliğinle hükmedenlerden eyle ya Rabbi. Malikliğinle hükmedenlerden eyle ya Rabbi. Kendini hiçbir şeye ait görmeyenlerden eyle. Kendini hiçbir şeye sahip görmeyenlerden eyle ya Rabbi. Bizim hastalığımızdır ya Rabbi. Biz senin malikliğini unutuyoruz ya Rabbi. Biz senin sahipliğini unutuyoruz ya Rabbi. Ve sahiplenmeye çalışıyoruz ya Rabbi. Bizi bu hastalıktan kurtar ya Rabbi. Bizi bu hastalıktan kurtar ya Rabbi. Sen Rahmansın ya Rabbi. Sen Rahimsin ya Rabbi. Zatının hürmetine ya Rabbi. İsimlerinin hürmetine ya Rabbi. Bizi bu maliklik hastalığından kurtar ya Rabbi. Bizi bu hastalıktan kurtar ya Rabbi. Biz ümmet olarak ya Rabbi, birey olarak ya Rabbi, buna muhtacız ya Rabbi. Seni malik bilmeye muhtacız. Sana ait olmaya kendimizi bilmeye muhtacız. Sen Erhamer Rahimin, sen Ekremül Ekreminsin. Sen Ekremsin ya Rabbi. Sen ikram etmeyi seversin ya Rabbi. Ve ikram eden tek zat da sensin ya Rabbi. Sen o kadar güzelsin ki ya Rabbi. Sen o kadar mübareksin ki ya Rabbi. Sen bizi nasıl istiyorsan, sırf senin için öyle olmayı istiyoruz. Sırf senin için öyle olmayı istiyoruz. Çünkü bizi yaratan sensin. Bizler senin kullarınız ya Rabbi. Bizi kulluğuna layık hale getir ya Rabbi. Sana yalvarıyorum ya Rabbi. Rablığına, ilahlığına, malikliğine, ekremliğine layık hale getir ya Rabbi. Sen Erhamer Rahimin, sen Ekremül Ekremin, sen mucibsin ya Rabbi. Amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma salavat. Evet sevgili izleyiciler, ezandan sonra tekrar beraberiz. Bu Mürşid-i Kamil konusunda kalmıştık. Evet. Şimdi Mürşid-i Kamil bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yani Mürşid-i Kamil gerekli midir, gerekli değil midir? Kimisi gerekli değildir diyor. Evet. Olmasa da olur diyor. Evet. İşte sizin yaşadıklarınız ya da sizin söyledikleriniz farazidir diyenler olabiliyor kardeşlerimiz, evet, için yani.
Yani insanların işte yanlış anladığı bir nokta var. Kişi görmediği bir şeyi, anlamadığı bir şeyi ya da yok sayar. İnsanın evet. yapısında, duasında bu var. Evet. Ama yaşayan biri, mesela siz yaşamışsınız bu biraz önce anlattıklarınızı. Ben şimdi size desem ki böyle bir şey yoktur. Siz evet. bana inanır mısınız? Kesinlikle. İnanmazsınız değil mi? Değil. Bütün evet. insanlar birleşse, bir araya gelse evet. o yetmiyor. Böyle perde açılsa hı. yani hani şeytan hile yapsa evet. sağ taraftan gelse hı hı. söylese bile evet. yine inanmam. Sizi kandıramıyor yani yok, tek kelimeyle. Yok kandıramaz çünkü yaşanmışız, görmüşüz, şahit oluyoruz, tadıyoruz. Evet. Yani bir yemeği alsak yesek, evet. bunu yesek tatsak, hı hı. sonra biri dese ki siz o yemeği yemediniz. Mesela bir insan burada güveç yesen biri dese ki güveç yemeği yoktur evet. kardeşim böyle tabii. bir yemek yok. Ben buna inanır mıyım? Yani bir insan evet. yemek yese biri onun yediğini inkar etse o ona evet. inanır mı? Yok, yok, mümkün değil bu. Bu da böyle bir şey. Akla aykırıdır yani. İşte insanlar genelde bilmediği şeyleri, mesela bu tür konuları insanlar genelde bilmiyor. Biz söylüyoruz ya yani Allah dostları diyoruz. Evet. İnsanlar eski tarihte yaşamış Allah dostlarını kabul ediyor. Evet. Ama şu anda da vardır diyorsun. Böyle zatlar vardır diyorsun. Bulunması gerekir. Onların vasıflarını söylüyorsun. İşte sana yaptığı, sana ikram ettiği, Allah'ın nasip ettiği, onların üzerinden senin ikram ettiği nimetleri söylüyorsun. Evet. Böyle bir şey olmaz diyor. Evet. Böyle bir şey mümkün değildir diyor. Sen diyorsun ki ben Allah'ı onunla sevdim. Evet. Sen diyorsun sen tek başına sevebilirsin. Evet. Tek başıma sevebiliyorsan. Şimdiye kadar niye sevmedin? Doğru. Öyle değil mi? Mesela Allah bir de peygamber gönderiyor. Öyle değil mi? Evet. Eğer Kur'an sadece okunarak anlaşılmış ve yaşanabilir bir kitap olmuş olsaydı Allah Resulünü göndermezdi. Evet. Öyle değil mi? Resullerini evet. gönderiyor yalnız. Evet. Nebilerini gönderiyor. Onlara bak bak onlar benim istediğim kuldur, benim istediğim abdır. Sen de onlar gibi olabilirsin evet. diyor. Kesinlikle. Evet. Mesela programın başında dedik ki bu Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Evet. Zaten bizim sizin de belirttiğiniz gibi biz Kur'an'ımızdan habersiziz. Evet. Kur'an Rabbimizin kelamidir. Mesela kullar da Allah'ın kulları, kulluk yine ona yapılıyor. Bu durumda kulluğu da ondan öğrenmek gerek değil mi öyle? Evet. Yani mürşid-i kamil, Allah dostları gerekli midir, gereksiz midir, tabi olunması gerekir mi, gerekmez mi? Bunu yine kimden öğreneceğiz? Kur'an'da değil mi öyle? Evet. Rabbimizden öğreneceğiz. Bu ay da Kur'an ayıdır. Zaten bizim bütün derdimiz hem kendimiz için hem bütün insan kardeşlerimiz için eğer biz önce Rabbimizi anlayalım, kitabımızı böyle açalım, okuyoruz, onun manasını okuyalım. Evet. Rabbimiz bize ne buyurmuş? Evet. Allah Kur'an'ın tek çok yerinde hı hı. ne buyuruyor? Allah her kavmin bir hidayetçisi vardır buyuruyor. لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ Mesela biz şimdi bir kavmimiz bu ayetlerin muhatabı yani eğer biz böyle şeyleri kabul etmiyorsak hı hı. Allah buyuruyor ya kabul etmeyen, inkar eden gerçek bir bilgiyle hı hı. inkar etsin. Evet. Kabul eden bilen de gerçek bir bilgiyle bilsin. İmanesi. Evet. Kabul etsin, iman etsin. Biz de Rabbimize bakacağız. Hı hı. Yani insanlar benim söylediğime bakmasınlar. Evet. Değil mi öyle? Evet. İnsanların söylediğine de bakmasınlar. Niye? Allah'ın kulidir. Evet. Kulluğunu Allah'a yapacak. Yarın Allah'ın huzuruna her birimiz tek başımıza gideceğiz. Evet. Mesela Allah ise, Allah'a kulluk ise o zaman kitabımızı açacağız. Kur'an-ı Kerim'i açacağız. Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Biz bu kitapta ne yaş ne kuru her şeyden misal vermişiz. Yaratılışın gayesi de Allah'a abd olmaksa, Allah'ı sevmekse, Allah buyuruyor cini ve insanı yalnız bana abd olsun diye yarattım. Bunun için yaratmışsa ve bunun için göndermişse muhakkak ki Allah ona abd oluşunun yolunu da gösterir değil mi öyle? Öyle. Göstermez mi? Onun için Fatiha mesela hepimizin bildiğidir. Evet. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ayetinden hı. hemen sonraki gelen ayet. Hı hı. Yani ben biz bunu böyle baktığımızda ya Rabbi ben sana abd olmak istiyorum. Ben seni istiyorum. Allah'ın cevabı nedir? İhdina sirat-ı müstakim. Evet. Sen bana abd olmak istiyorsan, beni hı hı. istiyorsan senin sirat-ı müstakimde olman gerekir. Evet. Allah bu ayetler Allah'ın ayetleridir. Allah'ın kelamidir. Evet. Dolayısıyla Allah'ın kullarını Allah'a davet ederken ya da hidayetçiyi anlatırken mesela ben kendimde söz hakkı bulamıyorum. Benim öyle bir hakkım yoktur. Evet. Allah'ı dinleyeceğiz. Hı. Allah nereye davet ediyor? Allah neye davet ediyor? Evet. Bir kul abd olmayı Allah'ı istediği zaman
Allah ona cevap veriyor. Senin sirat-el müstakimde olman gerekir. Evet. Sirat-el müstakim bütün peygamberlerin yolidir. Evet. Ve ayet-i kerimede buyuruyor ki de ki senin Rabbin sirat-el müstakim üzeredir. Bak evet. Allah'ın üzerinde olduğu yol. Ve biz de gidip bu duayı Allah'ın bize yaptırdığı duayı yapıyoruz değil mi öyle? Evet. İhdine sirat-el müstakim diyoruz. Bizi sirat-el müstakime hidayet et. Evet. Peki Allah dedi senin sirat-el müstakimde olman gerekir. Nasıl olacak? Sirat-el müstakim evet. Nedir? O zaman evet. Benim bunu anlamam gerekir. Değil mi öyle? Evet. Allah bana buyuruyor ki kulum sen beni istiyorsan senin sirat-el müstakimde olman gerekir. Bana düşen sirat-el müstakimin ne olduğunu anlamam gerekir. Sirat-el müstakimin ne olduğunu ben kimden öğreneceğim? Ben yine onu Allah'tan öğreneceğim. Evet. Ne buyuruyor? Sirat-el lezine en'amte aleyhi. Evet. Sirat-el müstakim benim kendisine nimet verdiğim, benim nimetimin üzerinde olan kullarımdır. Evet. Allah söylüyor. Evet. Yani biri kabul etmeyen baksın Allah'ın ayetlerine evet. Ve kabul etmez. Yani peygamberimin yolu demedi, Resulümün yolu demedi, hidayet verdiklerimin yolu dedi. Evet, nimet verdiklerimin evet. Yoluna diyor. Allah nimeti kime vermiş? Evet. Bunu da yine kimden öğreneceğiz? Yine Allah'tan. Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyor, Nisa suresinin 69. ayetinde. Allah'ın nimet verdiği kullar, peygamberler, sıddıklar, evet. Şehitler ve salihler. Aynen. Bu dört zümre. Evet. Onlarla beraber olun diyor. Yani açıktır, nettir. Net bir şekilde anlaşılır. Ya Allah'ın kelamına bakan kişi bunu tabii, açıkça görür. Tabii tabii. Evet. Zaten ondan sonra Allah onlarla beraber olun diyor. Peygamberleri hepimiz peygamber, evet. Hitap birinci derece Allah buyuruyor. Peygamberler, sıddıklar, evet. Şehitler, salihler. Evet. Biz şimdi günümüzde peygamberle beraber değiliz yaşama itibariyle tabii. Değil mi öyle? Evet. Ondan sonra kim var? Sıddık var. Hı. Sıddık. Aynı zamanda peygamberin varisidir de. Yani evet. Mürşid-i Kamil'dir. Evet. Sıdkiyetini göstermiş, sadık sadakatini, olmuş. Evet, sadakatini Allah'a ispatlamış. Evet. Bizim Rabbimiz bunu söylüyor. Evet. Bu sözler Allah'ın kelamidir, Allah'ın sözüdür. Ve bunun muhatabı bizleriz, insanlarız. Evet. Bunun için her birimiz aklımızı kullanacağız, Rabbimizin kitabına bakacağız. Ondan sonra... Sıddıkları bulacağız evet, tek kelimeyle. Tabii, kararımızı evet. Vereceğiz. Devamında mesela ben desem ki ya Rabbi ben kendi başıma tek başıma sana kul olsam adlığımı yapsam olmaz mı? Rabbimize soralım yani endişe etmeyelim korkmayalım. O evet. Bizim Rahman ve Rahim bizi sever Rabbimiz. Mi sevmez mi yani tabii, tabii, soralım. Tabii. Evet. Devamında Allah ne buyuruyor? Gayril mağdubi aleyhim ve dalil. Sen bunların haricinde kalırsan kulum gayril yani Türkçe'ye de geçmiş bir kelime. Evet. Sen gazaptan ve delaletten kurtulamazsın. Evet. Bak her şeyi ifade ediyor. Allah yine başka bir ayet-i kerimelerine buyuruyor. İnsanların hidayete ermemelerinin tek nedeni bizim gibi bir beşer mi bizim hidayetimize vesile olacak? Evet. Şimdi biz bu ayetlerle muhatap mıyız değil miyiz? Mesela bu sevmesi için de evet. Ayet-i kerime var. Allah buyuruyor ya eğer Allah'ı seviyorsanız tabii. Allah'ın Resulüne uyun ki Allah da sizi sevsin. Tabii. Allah, Allah seni sevsin. Direkt severim demedi. Ona uy dedi. Evet, evet. Ha. İşte. Allah zaten Kur'an-ı Kerim'de hep anlatıyor. Evet. Sürekli anlatıyor. Tekrar tekrar anlatıyor. Bir ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah'a vesileye sarıl. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Vesileye sarılın. Sadıklarla beraber olun. Bunlar hepsi bizim Rabbimizin kelamıdır. Hepsi Rabbimizin kelamıdır ve bizi hidayetine, hidayetçisine davet ediyor. Bize düşen sadece Rabbimizin kelamını anlamaktır. Biz Rabbimizin kelamını anlarsak, yani Kur'an'ı açtığımızda artık onu anlamak için okuyalım. Aynen. Rabbim bana ne söylüyor? Evet. Anlamak için, gerçekten anlamak için okursak Allah her konuda, her düşünceye, her zihniyete, her anlayışa, her yola, her soruya Allah cevap vermiştir. Evet. Bize düşen bu mübarek ayda, bu Kur'an ayında sadece kitabımızı anlamak için okuyalım. Evet. O zaman hiç kimse bize bir şey diyemez. Evet.
Hiç kimse mesela eğer insanlar, bizler, bütün insanlar, kardeşlerimiz Rablerinin kitabına bakarlarsa, anlarlarsa bizim burada ne kadar doğru ya da yanlış söylediğimizi de bilirler. Evet, aynen. Her şey ortadadır yani. İnşallah Allah bizi kendi kelamını okuyanlardan, anlayanlardan, o uğurda hayatını vakfedenlerden eyler. Amin. Amin. Dinini Allah'ın kelamından öğrenenlerden eyler. İnşallah. Evet. İnşallah Allah'ın izniyle bu mübarek ayda böyle yapacağız, böyle yaşayacağız. İnşallah. Allah'ın İnşallah. İzniyle. Hep beraber bunu daha çok anlamaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun bizi konuk ettiğiniz i̇nşallah, için. İnşallah ne demek? Her akşam inşallah bir kardeşimizi konuk edeceğiz. Sohbet edelim. Dediğim gibi biz dertleşiyoruz aslında. Birbirimizden istifade ediyoruz. Evet. Evet. Ekranları başındaki bizim izleyicilerimiz de evet, bizim aynen sohbetimizden öyle. Artık ne kadar alıp almayacaklar ona kalmış, onlara kalmış bir şeydir. Evet. Yanlışımız olabilir, hatamız olabilir, eksiğimiz olabilir. Yalnız bildiğimiz tek bir şey vardır. Biz Rabbimizin kelamını herkesin bir sefer ömründe en az yani minimum öyle söyleyeyim okumasını, dinini Rabbinin kelamından öğrenmesini istiyoruz. Evet. Eğer bir sefer okursa Allah ona gerekeni öğretecektir. Kesinlikle. Diyoruz. Tek sözümüz budur. Evet. İnşallah başta da söyledim. Allah bizi onun kelamını okuyup gereğini yerine getirenlerden eylesin. Amin. Inşallah. Amin. İnşallah hepimiz de bu mübarek aydan nasibimizi alırız. İnşallah. Hepimiz de kazananlardan oluruz. Bütün İnşallah. İnsanlar. İnşallah. Allah'ın bütün kulları. Bizim hem kendimiz için hem de bütün insanlar için isteğimiz budur. Evet. Ve biz onları da kendimizden ayrı görmüyoruz. Gerçekten evet. görmüyoruz. Kendimizi de onlardan ayrı görmüyoruz. Evet. Birinin kaybetmesi benim kaybetmemdir. Aynen. Benim kaybetmem onun kaybetmesidir. Hepimizin bir şeye ihtiyacı vardır. Allah'a, evet. Allah'ı bilmeye, evet. Allah'ı tanımaya, Allah'a yakın olmaya. Allah'la bir varlığız. Değil mi öyle? Evet. Hepimiz mesela Allah'la diriyiz. Allah'la bir varlığız. Bizim tek derdimiz hep beraber evet. varlığıyla varlıkta olduğumuzun Rabbimizin varlığıyla olduğumuzu tadalım. O varlığımızı tadalım. İnşallah. Bilelim. İnşallah. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. İnşallah programımızı Fırat abimizin bir ilahisiyle kapatacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler efendim. Bahçe